Arkadaşlar merhaba. Bugün bu videoda 5 adımla hayatınızı nasıl değiştirebileceğinize bahsedeceğim size. Bunlardan birincisi gym, yani spor salonlarına gitmek. Spora başlamak ya da herhangi bir spor disiplininde çalışmaya başlamak. Mesela illa vücut geliştirmek zorunda değilsiniz. Mesela gidip kickboksa başlayabilirsiniz ya da nasıl diyeyim yüzmeye başlayabilirsiniz ya da sabahları koşmaya başlayabilirsiniz. Şınav, barfiks bir şeylerle uğraşabilirsiniz ama bunu düzenli bir disiplinden bahsediyorum size. Spor disiplini geldiğinde kendinize olan özgüveniniz artacak. Vücudunuz şekillenmeye başlayacak. Ve aslında uzun vadede bir şeyler yapabildiğinizi görmeye başlayacaksınız. Ve diğer amaçlarınıza yaparken de bu size destek sağlayacak arkadaşlar. Bu yüzden spor çok önemlidir. Ve vücudunuzun mesela erkekler için konuşuyorum. V-taper yani göreceğiniz gibi ters üçgen şekli olabilir. Yani ters üçgen şeklinden kastım da şu arkadaşlar. Mesela düzenli bir şekilde vücut geliştirdiğiniz zaman ve yağ oranınızı düşük tuttuğunuzda vücudunuz az çok ters V'ye benzemeye başlıyor. V-taper yakalamaya başladıkça kadınların gözünde ya da diğer insanların gözünde ya da erkeklerin gözünde bile belli bir saygıya ulaşmış olacaksınız. Bunlar bunu bilerek yapmıyorlar. Bilinçaltı doğal seçilimden dolayı sizi mesela yerinizi belirliyor. Mesela bir kadın bakıyor. Diyelim ki 10 kişilik bir erkek grubu içindesiniz. Ve vücudunuz V-taper şeklinde. Diğerleri de işte evinde 31 çeken birkaç tane çocuk diyelim. Baktığınızda arkadaşlar kadın mutlaka sizi seçecektir. Ama şey diye seçmez mesela. Hani bu çocuk kaslı, bu çocuk işte spor yapıyor falan diye seçmeyecek sizi. Onun seçimi belki de milisaniye sürecek. Beyninde ufak bir hesaplamadan sonra o farkına bile olmadan bir seçim yapmış olacak. Buna doğal seçilim deniyor. Bu yüzden V-taper olmak sizin özgüveninizi arttıracaktır. Diğer erkeklerle aranızda olan saygıyı da arttıracaktır. Spor yapan insanlara genelde ister istemez saygı duyuluyor. Özellikle vücut geliştirme sporuyla uğraşıyorsanız dışarıdan sporcu olduğunuz daha çok belli olduğu için bir erkekle tanıştığınızda ya da bir iş yapacağınız zaman hatta iş anlaşması yapacağınız zaman bile maskülen bir duruşunuz varsa, kararlı bir duruşunuz varsa, lider özelliğiniz baskınsa o anlaşmayı daha hızlı kapıyorsunuz. Arkadaşlar spor salonuna giderek kendinize aslında neler yapabileceğinizi göstermeniz lazım. Ya bundan bahsediyorum. Yani o spor salonuna gidip vücudunuzun neye dönüşebileceğini, sizin kendinizi ne kadar zorlayabileceğinizi görmeniz lazım. O spor salonuna gittiğinizde gün içinde o bir saatte yüz ifadenizin değişmesi lazım. Acıdan kıvranmanız lazım ki erkeksi enerjinizi geri kazanmanız için, o masküleniteyi geri kazanmanız için, özünüze dönebilmeniz için kendinizi bir şekilde sınamanız gerekiyor. Eğer orta çağda olsaydık savaşıyor olacaktık. Ya da başka bir şeylerle mesela tarlada çalışacaktın. Yani güç gerektiren bir şeyler yapacaktın ve vücudun buna göre buna uygun hormonları üretecekti. Ama şu an yeni modern çağda diyeyim size arkadaşlar. Modern çağda erkeklerin erkeksiliği çok azaldı. Çünkü artık kas gücü gerektirmeyen şeyler var ve hormon dengeleri bozmaya başladı. Sperm kalitesi bile düşüyor. Bu yüzden sizin önce özünüzde, içinizde yatan erkeksi enerjinizi bulup yüceltmeniz gerekiyor ki gerçek amaçlarınıza yönelip kendinize özgüvenli bir şekilde hayatınıza devam edebilmeniz için bu şart bir şey. Arkadaşlar ikinci bahsedeceğim şey dikkat dağıtıcıların ve kötü alışkanlıkların kaldırılması olacak. Mesela buna örnek vermem gerekirse sigara içiyorsanız yani boktan yaşıyorsunuz. Alkol tüketiyorsunuz boktan yaşıyorsunuz. Eğer akşamları barlara gidiyorsanız boktan yaşıyorsunuz. Yani okula gittin ya da işe gittin. Sonra akşam geldin birkaç saatin var. O birkaç saati bara gidip bir kız düşürmek için uğraşıyorsan boş bir adamsın eğer. Sigara tüketmek de aynı şekilde. Seni korkak bir insana dönüştürüyor. Sigara tükettiğin zaman testosteronun düşüyor. Yani boktan beslenmeyeceksiniz. Gidip kızartma yemeyin arkadaşlar. Çok yağlı şeyler yemeyin. Gidip mesela bir tane pastaneden poğaça almayın amına koyayım. Yani bakın. Yani bak mesela pastanede çalışan adamlara bakın. O adamlar mesela molalarında poğaça yiyor. Neye dönüşmüşler? Yani onlar gibi vücudunuzda istemediğiniz yerlerinizde sivilceler çıkar. Damarlarınız tıkanır. Yani hamur işi vesaire o pisliklerden uzak durun. Gidin adam gibi tavuk yiyin, et yiyin. Tavuk eti yemiyorsanız salata yiyin, bir şey yiyin. Mercimek yiyin, temiz karbonhidrat yiyin. Ama asla hamur işi yok, tatlı yok, şu bu falan yemeyin arkadaşlar. Bu tarz şeyler sizin hormon dengenizi de bozacaktır dediğim gibi. Erkeksi enerjinizi kaybedeceksiniz bu şekilde. Uzun vadede etkisi büyük oluyor. Arkadaşlar biliyorum bahsettiğim şeyler mesela çok fazla zor gelebilir size. Çünkü şu an mesela zaten zorlandığınız bir hayat var diyelim ve akşamları bir şey yapıp eğlenmeye çalışıyorsunuz ya da ders arasında sigara falan içiyorsunuz ya da kızlarla takılmaya çalışıyorsunuz ki
asıl boktanlığınızdan kaçmak için yapıyorsunuz. Bunu da ona söyleyeceğim size. Biliyorum zor gelecek ama bir şeyleri değiştirmek istiyorsanız, hayalleriniz varsa ve bu boktan durumun içinden kurtulmak istiyorsanız çoğu insanın yapamayacağı şeyleri sizin alışkanlık haline getirmiş olmanız lazım. Çoğu insan haftada 6 gün spor salonuna gidemez. Çoğu insanın bir kısmı belki haftanın 6 günü spor salonuna gider ama iyi beslenemez. Sizin hem iyi beslenip hem haftanın 6 günü spora gidip hem de aynı zamanda kötü alışkanlıklardan uzak olmanız lazım. Yani %1'lik dilimde olmanız lazım arkadaşlar. Yani yoldan geçtiğinizde etrafınıza bakın. Erkeklere bakın, tamam mı? Diyelim ki sen de erkeksin izliyorsun. Erkeklere bak. O erkeklere baktığında ne görüyorsun genelde? Yani 100 erkeği düşün mesela, tamam mı? Mesela yarın çıkacaksın dışarı büyük ihtimalle. Çıktığında bir düşün. Ne görüyorsun? Boktan vücutlar, yağlı bezli bereli işte yüzler, sivilceli falan. İşte yamulmuş omurga, yamuk omurga, özgüvensiz duruş. İşte vücut içe doğru kapalı, korkuyor falan. Ya anladın mı? Hepsi böyle, neredeyse hepsi böyle arkadaşlar. Yani daha sonra kendinize bakın. Büyük ihtimal bu dediğim alışkanlıkları şu an yapmıyorsunuz. Ama şu an bunu izlemeniz iyi bir şey çünkü belki yapmaya başlayacaksınız anlamına geliyor. Kendinize bakın. O gördüğünüz adamlardan çok farkınız var mı? Yok. Bu durumda o hayal ettiğiniz kadınlarla birlikte olamayacaksınız arkadaşlar. O kadınlarla o yoldan geçen yüz erkek birlikte olamaz. Ya da bir gün istediğin arabaya binmek istiyorsan o fedakarlıkları yapmadan binemeyeceksin dostum. Yani bu dediğim şeyleri gerçekleştirmeden binemeyeceksin. O istediğin hayalindeki evde yaşayamayacaksın. İşte istediğin kadınla birlikte olamayacaksın. Çünkü sen de artık herkesten birisisin. Ve bunu değiştirmek için şu an bir zamanım var, bir çarem var. Hala yaşıyorsun sonuçta. Etrafınızdaki erkekler gibi olmayın. Her zaman en iyisi olmaya çalışın. Ve kötü alışkanlıkları bırakmaktan devam ediyorum. Instagram, TikTok ve benzeri boktan yerlerde keşfete girip saatlerinizi harcıyorsunuz ve bunun farkında olmuyorsunuz. Uygulamaların içinde ne kadar vakit geçirdiğinizi gösteren belirteçler var. Mesela Instagram'a girip bakabilirsiniz ne kadar zaman geçirdiğinizi. Saatlerinizi geçiriyorsunuz arkadaşlar. Ve boktan boktan şeyler, yani Instagram keşfete girip kadınlara bakıyorsunuz. Sonra işte üzüntülü böyle TikTok miktok kaydırıyorsunuz falan. Zaman kaybı amına koyayım yani. Edit falan izliyorsunuz, zaman kaybı. Oyun videosu izliyorsunuz, zaman kaybı. Yani hani bir yayıncının bir video izlemesini izliyorsunuz, zaman kaybı. Eğer sana faydası olmayacaksa zaman kaybı arkadaşım. Yani sadece sen o sırada beynine dopamin şoku veriyorsun. Beynin senin o kadınları gördüğünde arkadaşım, o modelleri gördüğünde, kaydırdığında falan ağzını açıp bir şekilde baktığında beynin diyor ki ya ben istediğim kadınla birlikte olabiliyorum. İstediğim şeye de sahibim. Sürekli mutluyum falan. O zaman benim gelişmeme gerek yok diyor. Testosteronum düşüyor mesela. Yani sadece porno izleyerek bile vücudundaki testosteronu düşürebilirsin. 31 çekerek bile düşürebilirsin. Yani bunları asla yapmaman gerekiyor. Bu tarz alışkanlıkları terk etmen lazım. Beyninde dopamin, serotonin depolarının tekrardan düzelmesi için anlık tüketilen kısa hazlar veren şeylerden kaçınman lazım. Bunun için de sosyal medyada geçirdiğin zamanı azaltman lazım. YouTube'da saatlerce video izliyorsun. Eğer o içerik eğitici bir içerik değilse arkadaşım, boş yapıyorsun. Gerçekten hayatını boşa harcıyorsun ve kendini yalanla beynini kandırıp tatmin ediyorsun. Daha da devam etmem gerekirse şöyle bir söz var arkadaşlar. Eğer istediğin şey için fedakarlık yapmazsan bir gün o istediğin şey fedakarlığına dönüşür. Şöyle, ileride Ferrari'ye binmek istiyorsun. Onun için fedakarlık yapmıyorsun. Ama bir gün Ferrari'ye binebilmekten feragat etmiş oluyorsun. Bugününü boktan geçirerek. Anladın mı? Belki de o Ferrari'ye binebilecektin yani. Ama bugünlerini boktan geçirerek o Ferrari'yi sürdüğün geleceği feda etmiş oldun. Sırf ne için? İşte 31 çekmek için. İşte bir saat oyun oynamak için. İşte bir el lol atmak için. İşte gidip o kızla yatabilmek için falan. Boş iş amına koyayım yani. Git önce kendine bir hayat kazanman lazım. Dostum, üçüncü madde hayat basitliği. Eğer bir şeyler başarmak istiyorsan ve bir amacın varsa belirlediğin, o amaca ulaşabilmek için hayatının basit olması lazım. Karma karışık seni yoran insanlardan kurtulman lazım. Yani amacın var, çalışman lazım geliyor. Bir tane arkadaşın var diyelim. Her hafta yanına geliyor, ağlıyor başka bir şeyden. Bir kızla konuşuyor, ona aşık oluyor, sonra ağlıyor, sonra bir daha ağlıyor, bir daha ağlıyor falan. Sürekli bir kızlarla konuşuyor, geliyor sana anlatıyor. Senin kafanı sikiyor mesela. Bunu hayatından çıkarman lazım bu insanı. Bu insan iflah olmuyor çünkü. Yani hayatından böyle toksik insanları çıkarman lazım. Kafanı karıştıracak insanları çıkarman lazım. Mesela işini yapıyorsun, tamam mı? Bir işini yapıyorsun. Gelip diyor ki kanka işte
sana senin kötü olduğun bir şey söylüyor. Sen şöyle yapsan iyi olmaz mı? Sen böyle yapsan iyi olmaz mı? Mesela mühendislik okuyorsun, tamam mı? Mühendislik okuyorsun, çalışıyorsun. Sonra gelip sana diyor ki, ya kanka sen eskiden tıp istiyordun. Ya da eskiden şunu istiyordun. Ya neden bunu söylüyor mesela? Sırf kafa açmak için amına koyayım. Yani sizi amacınızdan saptırmak istiyor arkadaşım. Yani bunun farkında olup bu tarz insanları, toksik insanları hayatınızdan çıkarmanız lazım. Hayatınızı karışık yapan her şeyi çıkarmanız lazım ki hedefinize saf bir şekilde odaklanabilmeniz için. Bir de en çok duyacağınız sözlerden birisi, siz mesela bir şey yapmayı reddettiğinizde, işte eğlenmelisin, çok gençsin daha, işte daha işte ne olacağı belli mi falan filan. Yani arkadaşım, gidip orada bir bira içeceksin, yalandan dans edeceksin falan, sonra ne olacak amına koyayım? En fazla bir kadınla belki bir kızla yatacaksın orada. Yani başka hiçbir şey yok ki. Kafan rahat olmayacak ki o sırada. O dediğim şeyleri yapsam bile kafan rahat olmayacak. Çünkü içten içe ne kadar boktan bir hayat sürdüğünü sen biliyorsun. Arkadaşlar, dördüncü maddemiz sağlık. Sağlık fiziksel ve mental sağlık olarak ikiye ayrılıyor ve ikisi de aşırı önemli arkadaşlar. Mental sağlık özellikle çok önemli. Fiziksel sağlık zaten olmazsa çok sıkıntı. Sağlığını koruman lazım. Sağlığını koruman için de hayatında gidip çıkan şeylere çok dikkatli olman lazım. Karşına çıkan içeriklere dikkat etmen lazım. Şöyle diyeyim. Mesela vücut spor geliştirme spor yapan birisini düşünelim. Ve sürekli poğaça yiyor. Bu adam vücudu neye dönüşecek? Boka dönüşecek amına koyayım. Ama mesela sürekli tavuk yiyen ve spora giden bir adam düşün. O zaman kas kazanmaya başlayacak, değil mi? Senin sağlığın da buna benzer. Mental sağlığın özellikle buna benzer. Yani boktan şeyler tüketirsen mental sağlığın boktan bir şeye dönüşecek. İyi şeyler tüketirsen mental sağlığın zamanla toparlanıp iyi şeylere dönüşecek. Ve iyi dönen kısımları mental sağlığında bozuk olan yerleri onarmaya başlayacak. Mesela şöyle diyeyim. Özgüvenin eksik ve mutsuzsun diyelim, tamam mı? Bu iki tane mental sorun. Özgüvenini düzelttiğinde bu senin mutlu olmanı da sağlayacak. Ama ikisini de düzeltmezsen ve boktan şeyler tüketmeye devam edersen, tüketimden kastım da şu. Mental tüketim nedir arkadaşlar? Instagram'a girip boktan şeyler izlemek. Porno izlemek. İşte 31 çekmek. Tamam mı? Sonra işte sürekli kızartma yemek. Sürekli hamburger yersen damarların tıkanır. Arkadaşlar, en son bahsedeceğim şey kafa yapısı. Kafa yapısı arkadaşlar hayatınızda çok önemli bir rol taşıyor. Kafa yapısı hızlıca değiştirebilecek bir şey arkadaşlar. Mesela bir hafta içinde değiştirebilirsiniz. Bir dakikada çok etkileyici bir an yaşarsınız ve bir anda değişirsiniz. Örneğin oluyor ya mesela bazı insanlar bazı kazalar geçiriyor ve o kazayı geçirdikten sonra bambaşka bir mentaliteye bürünüyor. Bu olayı siz yaşamanız için kaza geçirmenize gerek yok. Kendinizi eğiterek, okuduğunuz şeyleri değiştirerek, izlediğiniz şeyleri değiştirerek ve birlikte oturduğunuz insanları değiştirerek kafa yapınızı çok hızlı bir şekilde değiştirebilirsiniz. Ve sadece birkaç gün bile sürer. Sadece düzenli, istikrarlı bir şekilde eylemlere devam etmeniz gerekecek. Şikayet etmeyi bırakman lazım. Sonra kurban rolü oynamayı da bırakman lazım. Yani bir şey sahip olamadığın bir şey, sahip olan insanları gördüğünde onlara sövmeyi de bırakman lazım. Bu mesela Türk insanına çok olan bir şey. Bunu bırakıp acaba bunu nasıl elde edebilirim diye düşünmen lazım. İşte bu kafa yapısıdır. İki tane kafa yapısı göstereceğim. Siz hangisi daha sağlıklı düşünün, tamam mı? Şimdi mesela bir tane adam var. Yolda mesela bir tane diyelim ki Mercedes gördü. Güzel bir Mercedes gördü. Bakıp sövdü. Kısa süre böyle sinir yaşadı ve gitti. Hayatına devam etti ve o boktan olmaya devam etti. Sonra bir çocuk düşünün. Çocuk yürüyor ve hayatında hiç görmediği bir Mercedes gördü yolda. Spor falan. Sonra büyüleniyor ve diyor ki ben bunu acaba nasıl elde edebilirim? Bakın birisi küfretti. Birisi dedi ki ben bunu nasıl elde edebilirim? Sonra o nasıl elde edebilirim neye dönüştü? Nasıl para kazanırım? Ne yaparsam para kazanırım? Nasıl, ne kadar sürede kazanabilirim? Ya da şunu yaparsam neye dönüşür falan. Bunu düşünmeye başladı. Ama diğer taraf aynı boktan rutine devam ediyor arkadaşlar. Kafa yapısı işte bu kadar önemli. Sizin eylemlere geçmenizi ve eylemleri yorumlamanızı sağlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.